Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu çok gösterişli modelimizi çalışacağız. 3 boyutlu, kabartılı, çok çok şık olan motifimizi e, örmesi çok kolay. Şöyle gördüğünüz gibi bir bütün halinde gibi bir görünümde e, sergilemekte motifimiz. Ama İki sıradan oluşan gayet kolay bir çalışmayla bu güzelliğe ulaşacağız. Örgü bilen yani zincir çekmeyi ve trabzan örmeyi bilen herkes çok rahatlıkla bu çalışmamızı yapacaktır. İster etollerde ister şallarda bebek battaniyelerinde ipi kalın kullandığımız zaman çeyizlerde kırlentlerde çantalarda bu güzel çalışmamızdan faydalanabiliriz. Tabii ki sizler daha farklı yerlerde de bu çalışmamızdan istifade edebilirsiniz. Dediğim gibi iki sırada motifimiz kendisini tamamlamakta. İlk motifimizi tüm örüyoruz. Diğer motiflerimizi ise e, örerken birleştiriyoruz ve böyle güzel bir çalışma oluyor. Son olarak ben bunu üçgen şal olarak başladım. Üçgen şal olarak başlayıp devam edeceğim ama bitişinde hemen size göstermek istedim. Şurada derin derin izlerin olmasını istemediğim için yarım şeklinde motiflerimi kibar zarif şekilde çalıştım. Şöyle görelim bakınız gayet güzel. Iııı. E, Yarım motifimizle örelim eğer üçgen çalışacak arkadaşlarımız eğer battaniye çalışacaksa zaten herhangi bir sıkıntı yok düz örerek devam edeceğiz evet ben bu elimde tuttuğum modelimi alize Süperlana atı işiyle ördüm 1.75 tığım var sizler tığınıza ipinizi hangisi uygunsa yani kalınsa ipimiz tığımızda kalın numara olmalı ince ise 2 numara 1.75 daha incelerle de örebilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 1.75 numaralı ince uçlu tığımla örüyorum. İpim şöyle görmüş olduğumuz parıltılı simde iplerimizden ince. Şallık etollük iplerden dilediğiniz marka iplerle örebilirsiniz. Kalın ince ona uygun da tığlarımızı tercih ederseniz çok güzel olacaktı bir tane zincir için düğümüm attım ve zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim birinci zincir yuvası içerisine girerek minik bir halka yapıyorum bakın yuvamı hazırladım 3 tane zincir çekiyorum 2 3 kapatır kapatmaz 3 zincir çektim tığımın başını bir defa doluyorum yuva içerisine girerek ikili iki defa da örüyorum. Yani ikili trabzan bir, iki. İki tane trabzanım oldu. Birisi zincir, birisi normal. Başını bir defa dolayarak aldığım trabzanım. 8 zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir defa doluyorum. Yine iki tane trabzanı yan yana örüyorum. Bir, ve 2. İpimi aradan yürüterek alta gizliyorum. ikinci kez örüyorum. Tekrar 8 tane tırabza zincir 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar tığımın başını doluyorum. İpimi arada bırakıyorum. Tırabzanımı 2 tane yan yana örüyorum. 1 ve 2. 8 tane zincirimizi yeniden çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ve yeniden 2 tane trabzanımızı örüyoruz. Bir defa doluyorum. 2 defa da örüyorum. 1 ve 2. Tekrar 8 tane zincir. Ne kadar kolay bakın modelimiz. Çok 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 kolay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ve 8 bakın şu şekilde 8 tane zincirimi de ördüm. Şöyle ipimi sıkıştırdığım zaman bu ara güçülecektir. Zaten de gizlediğim için şöyle keseyim. Ee, görüntümüzü bozmasın ve daha iyi modelimizi anlayabilirim. 4. 8. Zincir, 8 zincirimizi hemen geliyorum. 3 zincir çekmiş olduğum yerin tepe noktasına şu şekilde batıyorum. Ve Motifimizin göbek kısmını bu şekilde oluşturduk. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Bu birinci sıramızda zincirimizi saymasak. Bir ve iki tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Bunu bir sayıyorum. İki. Üç. Dört. Beş ve 6. 6 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 tane zincir. Araya 1 zincir yeterli. Tekrar tığımın başında doluyorum 6 tane trabzanı yine bu yuvaya örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzan arada bir zincir altı trabzanımı ördükten sonra şimdi aşağıda iki tane trabzanımız vardı bu iki trabzanımız üzerinde işlem yapmaya başlıyoruz Öncelikle sondaki trabzanı yani bu birinci trabzan bu ikinci trabzan ikinci trabzan içerisine dört tane şöyle yandan girerek dört tane ikili trabzan örüyoruz birinci bu ikinci bu şöyle göstermek istiyorum birinciye değil ikinciye örüyorum trabzanımı tamamladım şöyle tutuyorum bir defa doluyorum şöyle alttan giriyorum tekrar göstermek istiyorum iki tane trabzanımın ikincisini şöyle alttan giriyorum başında tığımı bir defa dolamıştım bakınız ve örüyorum ikili trabzan birinciyi ördüm yine aynı yere giriyorum İkinciyi. 3 ve 4 4 tane trabzanımı ikinci trabzana ördüm. Daha sonra hiçbir işlem yapmadan şöyle olduğu yerde çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu kez birinciyi atladım. birinciye şu şekilde giriyorum. Bakın. Trabzanın dördünü ördüm. Tığımın başını doladım. Şöyle çeviriyorum. Alttan giriyorum. Dört tane trabzanı da buraya örüyorum. Bir. 2 Modelimiz iki sırada bitiyor bakınız. 3 ve 4. 4 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 4 tane trabzanımı ördükten sonra şöyle çeviriyorum, düzeltiyorum. Yani hemen yanındaki 8 tane bakın hemen yanı başındaki 8 tane zincirimin bulunduğu yere tığımın başını dolayarak geliyorum bir trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bir, bakın burası büküldü. Çok güzel oldu. Görünüm bu olacak. Yanlışlıkla şuna ya da yani genelde yanlışlıkla iyi bakmadığımız zaman hemen ikinci sekiz zincire geçiş yapabiliyoruz. Lütfen şöyle dikkat edelim hemen. Baktığımız zaman bir, iki, üç bakınız. Üçüncüye yapacağız. Birinciyi örmüştük. Buradan şöyle baktığımızda bu kısmı örmemiz gerekmekte. Birinci trabzanı ördüm. 2 3 4 5 ve 6. İlk motifimizi her zaman tüm olarak örüyoruz biliyorsunuz. Bir tane zincirimi yine araya çektim. 6 tane trabzanımı yine örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımı ördükten sonra şimdi 1 ile 2 iki vardı. İkincinin içerisine geçiyorum şöyle yandan. Bakın hiç zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. Birinciyi ördüm. 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı İkinciyi ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Şöyle örgüm elimle çeviriyorum. Atladım. Birinciye geliyorum. Dört tane trabzan da buraya örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dördüncüyü ördüm. Dördüncü trabzanımız da tam olduktan sonra elimizde şöyle hemen arkasındaki 8 zincirin bulunduğu noktaya geliyorum tığımın başını doluyorum batıyorum bir tane trabzan ördüm bakınız şu şekilde burgularımız döndü çok çok güzel ve çok çok kolay motifimiz bu şekilde ilerliyor şimdi birincisini ördüm diğer trabzanlarımı da örüyorum 2 3 4 5 ve 6 araya bir zincir tekrar 6 tane trabzan yandaki trabzanlarımı da ördüm bitirdim şimdi en son 8 zincirime geldim ve birer birer örmeye başlıyorum şöyle ilmeğimizi sıkı tutalım ki bol görünmesin buraya 6 tane trabzanımı yine öreyim Videomuzu çok uzatmamak için altı trabzanımı bir zincirimi sonra tekrar diğer altı trabzanımı ördüm. En son bölümdeyiz. Şuradaki bakınız ilk önce ördüğümüz trabzanımızın yine altından şu şekilde giriyorum. Altıncı trabzanımı ördükten sonra dört tane trabzanımı yandan girerek örüyorum. İki, üç ve dört olduğu yerde çeviriyorum. Yandan yine giriyorum. 1 2 3 4 4 tane ördüm. Çeviriyorum yine. Motifimi düzeltiyorum ve ilk başladım. Bakınız şuradaki birinci ördüğümüz trabzanın tepesiyle arkadaki ilk zincirin aynı anda bulunduğu noktaya giriyorum. ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle bir tane zincirimi çektikten sonra motifimi tamamlıyorum. birinci motifimiz bu şekilde tüm olarak ördüm diğer motiflerimizi birleştirerek öreceğiz. Bakın iki sırada tamamlanmakta. Hemen kestiğimiz ipimizi görünmeyecek bir şekilde arka tarafa gizliyoruz ki motiflerimiz zaten küçük sonra bize iş olmasın, gözümüzde büyümesin. Küçükken halledelim. Evet. Şimdi bir tane daha motifimi örmek istiyorum. Birleştirmesini birlikte çalışalım. kadar güzel bakınız. Çok zarif. İkinci motifimin iki köşesini tamamladım. Üçüncü ve dördüncü köşeyi ise birleştirerek devam ettireceğiz. Köşelerimizin hem minik yuvarlak dönüş yerlerini hazırladım. Üçüncümüzün sadece altı trabzanımızı ördükten sonra bir zincirimin olduğu yerde diğer motifimi alıyorum. Her iki motifimin ters yönleri birbirine gelecek şekilde şöyle birbirine yatırıyorum. Burada ilk motif olduğu için iki yönlü birleştireceğiz. İleride modelimiz büyüdükçe üç yönüyle de birleştireceğiz. Onun için aynı işlemlerimizi tekrarcız hiç farklı işlem yok. Burada iki tane tam örülmedik bırakmıştık. Üç tane bırakacağız diğer motiflerimizde. Şimdi bir tane zincir çektiğim bölüm vardı. Altı tane trabzanımı ördüm. Hemen araya giriyorum şu şekilde kapatıyorum zincir çekmedim bakınız sonrasında birbirine ekledikten sonra 6 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum yarısını örmüştüm tam ortadan birleştirdim 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı tamamladıktan sonra yine önce 2 4 tane bu kısımlarda herhangi bir işlem yapmıyorum sadece 6 trabzan bir zincir çektiğimiz yerlerde birleştirmemiz oluyor. Dönerek 1 2 3 ve 4. 3. dönmemizi de yaptım. Hemen arkasına geliyorum bakınız. Tığımın başını doluyorum. 6 tane trabzanımı bu noktada örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 şöyle görelim bakın bir tanesi birleştirmiş diğer uçtan da hemen birleştireceğiz şu şekilde düzeltiyorum aradaki bakın bir tane zincirimin bulunduğu noktaya giriyorum şu şekilde kapatıyorum bu şekilde birleştirdikten sonra tekrar 6 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 Evet şöyle görelim bakın birleştirme işlemimizi tamamladık şimdi son olarak bunu da öreceğiz aynı şekilde ve motiflerimizi birbirlerine ekleye ekleye istediğimiz örgülerde kullanılmak için hazırlayacağız Dörder dörder yine ördüm. Bitişini de önce ilk döndüğüm noktayla aşağıdaki trabzanıma şöyle geçiyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra motifimi bu şekilde tamamlıyorum. İpimizi de hemen gizleyelim. Motiflerimizi birer birer örerek birleştirmeye devam ettim. İlk motifimizi tam örmüştük. İkinci motifimizi iki köşesini ördük. İki köşesiyle birleştirdik. Diğerleri de mutfimizin duruşuna göre ya üç köşeyle ya iki köşeyle birleşeceğini söylemiştim. Bakın üçgen şalımız şu şekilde olacak. Bitişinde şöyle derin bir iz kalacak. Yerleşim yeri derin bir boşluk kalacak. Derin boşluğumuzu daha hafifletmek, daha şöyle yumuşak bir şekilde kapatmak için ben motifimi yarım çalıştım. Şöyle gördüğümüz gibi İki tanesine de uyguladım. Şimdi diğer yarımı da sizlerle birlikte örerek birleştirelim ve üçgen ören arkadaşlarımız için bu güzel sonuç ortaya çıksın. Dik örenler, dikdörtgen örenler için ise ya da kare battaniye çalışması yapanlar ise şöyle düz olacağı için herhangi bir şekilde kenar çalışmasına gerek olmayacaktır. Gayet güzel ve çok şık olacaktır. Hatta eğer e, çeyizlik örüyorsanız ya da farklı bir yerde kullanmak istiyorsanız şu orta kısma çok güzel inciler yerleştirerek mutfimizi daha şık yani modelimiz daha şık e, olacaktır. Daha e, beğenilip göz dolduracaktır. Evet şimdi ben bu şalımı Alize'nin Süperlana'nın tığ işi olanıyla ördüm. Böyle ince tek katlı ama e, lif ipinden birazcık kalın tek katlı tığ işlerine uygun bir ip. Evet şimdi yarım motifimizi de örelim ve bu güzel çalışmamızın ucuna ekleyelim. Yine 6 tane zincirimi çekiyorum. Başlangıcımız aynı. 1 2 3 4 5 ve 6. Halkamızı yapıyoruz. Ve burada trabzanımızı yapıyoruz. 3 zincir çekip yanına da trabzan yapmıştık. Motifimiz boyunca yarım motifimizde ise direkt 8 zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tığımın başını doluyorum. 8 zincir sonrası giriyorum. Trabzanımı örüyorum. Yanına ikinci trabzanımı da örüyorum. Bakın ilk başlangıçta 8 zincir, 2 trabzan tekrar 8 zincir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tığımın başını doluyorum, yanına giriyorum. 2 tane trabzanımı yine aynı şekliyle örüyorum. Tekrar 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Zincirimiz tamamlandıktan sonra buraya batıyorum. Yarım motifimiz olacak bakınız. İki tane trabzanlı grubumuz oldu. Sekiz zincirle başladık sekiz zincirimizde bittik. Şimdi bir iki tane zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve başlıyorum trabzanımı örmeye. Bu bir sayıyorum. İki, üç, dört, beş ve altı. Altı tane trabzanımı ördüm hemen ördüğüm parçamı alıyorum ve birleştirmeye başlıyorum ikisinin ters yüzünü alıyorum köşemden birleştiriyorum ve başını doluyorum 6 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 6 yine aynı şekilde ilerideki trabzanıma 4 tane yeni trabzan örüyorum 2 3 4 olduğu yerde örgümü çevirip hemen yandakine giriyorum 4 trabzan da bu noktayı örüyorum 1 2 3 ve 4 Hemen arkadaki 8 zincirime ulaşıyorum. Tavın başını dolayıp 6 tane trabzanımı buraya örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeniden çeviriyorum. Şu şekilde oyun oyuntunun olduğu yere doğru bakın arkadan da şöyle her ikisinin ters yönünü kabartımız düz yönde köşeme batıyorum köşeme battıktan sonra ikinci altıyı örüyorum 2 3 4 5 6 yine dörtlü bölümümü örüyorum. Şurada gördüğümüz önce ileri. Motifimiz çok kolay. Umarım sizler de beğenerek örersiniz rengarenk. Nerede isterseniz. Çizdiklerde isterseniz dediğim gibi incilerle süsleyebilirsiniz. Tabi hayal gücünüz, sevkiniz belirleyici olacaktır. Ördükten sonra yeniden kendi etrafında çevirip 8 zincirimi 6 trabzanım örüyorum. Ve son kez birleştirmemizi yapıyoruz. Bu 6 tane trabzan sonrasında 3, 4, 5 ve 6. Buradaki amacımız sadece bu keskin olan oyuntuyu daha hafife indirmek. Bakın şöyle şuraya batıyorum. Şu şekilde geldim. Şu uçtayım. Şöyle oyuntuyu Kapatmak istediğim için kalan 6'yı da örüyorum. Bakın şöyle birleştirdik. Ne kadar güzel oldu. 6'yı da örelim. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanım ördüm. Ve hemen şu kısma gelerek sıkı iğnemle batıyorum bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum ipimizi içeriye gizleyeceğiz bakın oyuntumuz ne kadar hafifledi çok da yumuşacık güzel bir geçiş oldu Evet bu kadar da kolaydı hemen iplerimizi arkaya gizleyeceğiz zaten genelde İplerimi gizleyerek ördüm ki sonrasında yorucu olmasın. Çok hoşlanmıyorum. Yaptığım zaman anında içe gizlemek daha rahat oluyor. Tabi farklı işimiz olduğunda biraz geciktirebiliriz. Bir çalışmamızda bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.